Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir oyun oynayacağız. Buzullara gideceğiz. Antarktika'ya gideceğiz arkadaşlar. Gidilebilecek en soğuk yere gideceğiz bugün. Videoya geçmeden önce de şu videoya like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve yorum atmadan geçmeyin. Arkadaşlar şu anda ülkemizi seçiyoruz. Biz şu anda Türk olduğumuz için Türk yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye. Ölürüm Türkiye'm. Şimdi dur ne yapacağız? İlk de buz pateni almamız lazım. Arkadaşlar Antarktika'ya geldik. Burası bir kıta, yani şu an dünya üzerindeki en soğuk yer yani. Başka yer yok. Hatta gittiğin zaman tükürünüz bile donuyor falan diyorlar yani yere attığı zaman. Şimdi bizim burada bir dağcı kıyafeti almamız lazım. Alalım dağcı kıyafeti. Hop bakalım. Dağcı kıyafeti aldık ama daha henüz bir şey alamadık. Bir dakika. Ha bir de çanta almamız lazım. Evet çantamızı aldık. Şu an telsizimizi, suyumuzu ve temel ihtiyaçlarımızın çoğunu aldık ve şimdi çıkmamız gerekiyor. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Oha bunlar 79 robux, 50 robux. Aa güzel olabilir. Aslında alsak olmasın. Bir sonraki videoda eğer bu videoya çok fazla like gelirse ikinci bölümü çekerim. Şimdi burası ne? Burası uyuma yeri falan diyor. Ne uyuması abi? Aa uyuma kabinleri falan var burada. Ama şu an bizim uyumaya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bakalım. Şimdi gitmemiz gerekiyor. İşte Antarktika haritası burası. Şuradan mesela arkadaşlar şu ok olan yerden başlayacağız. Kırmızı noktaya kadar ilerlememiz gerekiyor. Önümüze çok farklı engeller çıkacak. Ve buradaysa arkadaşlar daha önceden dağa çıkmış insanlar geri gelememişler. Ama biz bu maceraya başarmamız gerekiyor. Çünkü giden çok fazla geri gelmiyor. Biz bunu Samet Kurak ailesiyle yapacağız. Şu anda arkamda Samet Kurak ailesi de geldi ve 3 kişi 4 kişi toplanıp beraber birlik haline gideceğiz arkadaşlar. Şu anda nereden başlayacağız bilmiyoruz ama bir bakalım oyuna nereden başlayacağız. Aa çizgimiz şurası mı? Of çok soğuk arkadaşlar, şu an iliğime kadar hissettim ya. Resmen aa burada penguenler falan da var. Bak bak bak, evet Antarktika'da yaşıyorlar arkadaşlar. Bu arada penguenler soğuk iklimlerde yaşar. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer, seçiyor muyuz kendimiz mi gidiyoruz? Evet şu anda resmen başladık arkadaşlar. Haritamıza başladık ve gidiyoruz. Oha 2 kilometre mi? 2 kilometre yürümenizi istiyor. Ve obi şeklinde, yani bildiğimiz daha önce oynadığımız Granny Obi, Baldi'den kaç gibi oyunlarla beraber aynı şekilde tasarlanmış. Oyun gerçekten bence harika bir oyun. Şöyle bir gidelim. Arkamda ise dediğim gibi Samet Kurak ailesi. Bakalım kaç kişi var. Aa sadece bir kişi var. O da İbrahim var. Diğerleri gelmemiş. Ah be ah be. İbrahim'le çıkıyoruz bir yola. Gördünüz mü arkadaşlar? İbrahim de Samet Kurak ailesinden ve sürekli yorum yapan videolar. Aa karanlık oldu bu arada. Bir anda karanlık oldu, korktum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oyun çok güzel olmuş. Buzullar muzullar. Bir dakika, fener var mı? İbrahim bir fener açtı. Ben nasıl açacağım feneri? Şöyle bakalım, fener. İbrahim bir fener açtı. Fenerimiz var mı ya? Bir dakika haritamıza bakalım. Nereden gitmemiz gerekiyor? Evet bayağı doğru. Tamam doğru gidiyor. Telsizimizi alalım. Şimdi telsizle birini çağırmaya gerek yok. Suyumuz muyumuz var. Suyumuz bize ihtiyacımız yarar. %96 suyumuz var arkadaşlar. Bir dakika. Şu an yardım çağrısını kapattım. Yardıma ihtiyacımız yok ama İbrahim fener almış gidiyor. İbrahim ben fener almaya mı unuttum acaba? Şu an bayağı karanlık oldu ama İbrahim bize fenerle bir şeyler tutuyor. Eyvallah İbrahim'cim. Ah orada aşağıda birisi var. Aşağıda birisi var. Bir dakika şuraya zıplamamız gerekiyor. Hop yaptık İbrahim, geçtik. Sakın aşağıya düşme arkadaşlar. Aşağıya düşerseniz ölürsünüz. Aşağıda sizi bekleyen büyük ihtimal canavarlar falan vardır. Şimdi şöyle bir gidelim. Hop bak şuraya zıplamamız gerekiyor. Hop zıpladık. Okey. Güzel oldu. Güzel. Bu arada arkadaşlar bu videonun ikinci serisini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basmadan geçmeyin. Çok önemli. Şimdi abi buralar oynuyor. Bak buralar oynuyor. Buralar tehlikeli. İbrahim sakın ölme. İbrahim ay ölecektik az kalsın. Dikkatli olmamız gerekiyor. Buzullar şu anda çarpıyor. Eğiliyor meğiliyor. Oh az daha ölüyordum ha. Az daha ölüyordum. Oh be. Tamam. Canımız %100. Canımız şu anda %100. Arkadaşlar az daha ölebilirdim ama ölmek de istemiyorum. Şu an sabah 9'muş saat ya. Saat 9 mu? Biraz daha zaman geçebilirdi aslında da. Arkadaşlar Antarktika dünyanın öbür ucu. Ya ben bir şey söyleyeceğim. İbrahim sen fener mi aldın? Evet bu arada İbrahim bana hatırlattı. Dedi ki abi kas kalmayı unutmuşsun dedi. Yani olacak bir şey. O zaman İbrahim önünden git sen. Önden git. Önden İbrahim gidecek. Fener olduğu için kaskı falan var. Arkadaşlar bu tür şeyler çok tehlikeli. O yüzden kaskınızı yani zırhlayabiliriz. Abi öldüm ben bu arada. İbrahim %64 canım kaldı. İbrahim yardım, help me. Arkadaşlar bir yardım çağrısı yapmam lazım. Şu an aşağıya düştüm ya. Aa şuradan çıkabilirim galiba. 64 canım var. Çok kötü, çok kötü. Bunu yapmamam gerekiyor. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Dikkatli olmazsam ölürüm. Bir dakika, o zaman sakin sakin atlayacağız. Sakin sakin. İbrahim geldim, geldim, geldim. 64 canım kaldı İbrahim. Az daha ölüyordum biliyor musunuz? Ah az daha yine ölüyordum. Bir dakika. Sakin arkadaşlar. Burada heyecan yapmayacaksınız. Nereden baksanız yarı canım gitti. Birazcık canım acıdı. Çünkü burası çok soğuk. Yani öldüğünüz zaman sizi yakalayacak ya da yardım edecek hiç kimse yok arkadaşlar. Bir İbrahim var. Takipçim falan var. Ama onun da bana yardım edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü aşağı düştüğünüz anda ölürsünüz. Oyuna yeniden başlayabilirsiniz. Normalde bu şekilde. Antarktika zaten bayağı da uzun ya. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Antarktika dünyanın öbür kıtasında ve acayip soğuk. Yani normal gerçek insanlar yaşayamaz.
İnsanların yaşaması bile çok zor. Eskiden yaşıyorlarmış ya, şu an yaşayamıyorlar galiba. Hiçbir insan bu kadar soğuğa dayanamaz. Çünkü acayip bir soğuk. Yani şu ana kadar düşünün arkadaşlar, buzdolabının soğuğunu düşünün. Onun 100 katı, 200 katı, belki de 1000 katı yani buzluktakiyle. Şimdi şöyle şuradan gidelim ama saat 3. Şu anda saat 3 oldu. Abi buralar işte tehlikeli. Buralardan düşerseniz ölürsünüz. Şöyle bakalım, hop, ah atladık, tamam. Sakin sakin İbrahim, gel. Ben kask almayı da unuttuğum için tehlikeli. Yani hiçbir şeyim yok. Abi buzullara bak. Resmen akşamleyin oynuyoruz ya. Sabah olsa da gitsek İbrahim. Bak ben de Türk yaptım, İbrahim de Türk yapmış. Şimdi buradan nasıl gideceğiz bilmiyorum. Aa İbrahim bak, İbrahim şey de almış. Ayakları kaymasın diye bir şey almış. Oğlum ben hiçbir şey almamışım cidden. Ben cidden hiçbir şey almamışım. Yorumlar kısmında nerede hata yaptıysam yazın arkadaşlar. Çünkü ben baya baya bir şeyler eksik yapmışım. Bak mesela ben kayacağım büyük ihtimal buralarda ha. A kaymıyorum da ama. Normal bak, normal kıyafetimle gelmişim ya bildiğin. Sanki bakkala gidiyorum ha. İbrahim zırhını almış, onu almış, bunu almış ya. Her şeyi almış gitmiş arkadaş. Biz hiçbir şey almadan gitmişiz bildiğin ya. Neyse ki İbrahim işi biliyor. İşi bilen Samet Kurak ailesi birbirine yardımcı olmayı seviyor. Gerçekten en sevdiğim özelliklerden birisi bu benim takipçilerimde. Çünkü birbirimize ne kadar yardım edersek dünya o kadar güzel bir hal alır arkadaşlar. İyilik her zaman kazanacak. Kötülük yapmaya gerek yok. Şimdi bayağı soğuk yerlere geldik. Soğuğu böyle içimde hissediyorum şu anda ya. Evin içine sıcak ama soğuk görünce bir an serinledim böyle. İbrahim ooo bak bak, İbrahim burası tehlikeli diyor. Tehlikelisi bize tehlikeliz. Tehlikelisi bir de tehlikeliz oğlum. Heh çıktık galiba, şu an buradan çıktık. Buralara niye merdiven koymuşlar? Nereye gitmeye çalışıyorlar? Amaçları anlamadım ama geldim. Geldim saat 3. Şimdi baya baya ooo bu sefer ipe falan geldik ya. Ya bir de bu oyunu sabah çekmeseydik güzel olurdu ya. Gece ya. Gece oyunlarını ben sevmiyorum ama abi bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Aşağı düşerseniz ölürsünüz arkadaşlar. Şu an burası çok tehlikeli. Ya abi neden karanlıkta çekelim ki? Gece oldu bir anda ya. Gece olmasını sevmiyorum. Şimdi aha burası neresi? Çok farklı bir yere geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Dağın tepesine çıkacağız arkadaşlar. Ağrı Dağı gibi ağ tepesine çıkıyoruz. Genelde dağcı olmak çok tehlikelidir. Çünkü size yardım edebilecek kimse olmuyor. Genelde acil yardım çağrılarında bulunuyorsunuz ama bu soğukta çok fazla hikayeler var aslında arkadaşlar. Dağcı hikayeleri falan var. O yüzden dağcılık güzel bir meslek değil. Yapandan da gerçekten helal olsun diyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken sakin olmak. Dağın zirvesine çıkmak. Bu dağın zirvesi bitmiyor galiba. Oha abi ne oldu? Kapkaranlık oldu arkadaşlar. Şu anda kapkaranlık oldu. Etrafım hiçbirini görmüyorum. Abi sabah olsun artık ya. Sabah olması için para vereceksen vereyim abi. Baksanıza bir anda karanlık oldu ve kar yağmaya başladı. Ya kötü oldu bu. Zaten buzullardayız. Bir de karın yağması kötü oldu. Şu an etrafımız iyice kaymaya başlayacak. Bak buralar çok tehlikeli şu anda. Abi dikkatli olmam lazım. Bu karanlık olması çok güzel olacaktı da. Neyse. Bir an tırsmıyor değilim arkadaşlar. Eğer başıma bir şey gelirse burada büyük ihtimalle oyuna tekrardan başlayacağım. Başlamak istemiyorum. Oyun sabahtan beri, bu arada saat 3 yani, bir kere 4 olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. 4 olmuyor, bir şeyler olmuyor. Hadi şöyle, aha bir az daha düşürdüm. Dikkatli olmam lazım. Tamam, dikkatli olduk. Şimdi nereye geldik? Bir ışık falan yandı. Arkamızda da kimse yok. Şu anda İbrahim Son'la ikimiz baş başayız yani. Başımıza bir şey gelse kimse yardım etmez. Lan burası ne? İbrahim? Bir dakika ne diyor? Abi el feneri 70 Robux. Arkadaşlar karın tepesine geldik ve hava bir anda böyle açıldı ve gündüz olmaya başladı. Gayet de güzel bir şey oldu. Karanlıkta başlamaktan iyidir. Şimdi İbrahim'cim şuradan gidelim. 70 Robux'a bu arada el feneri aldım. Daha önceden bilmiyordum. İbrahim hatırlattı. 70 Robux'a marketten aldım. Şimdi bir dakika İbrahim. Şurada bu arada markette neler var? Markette kask, mask, cam, man her şey var ha. Baya baya zenginiz biz aslında. Şimdi nereden gitmemiz gerekiyor? Büyük ihtimal buradandır. Ne yazıyor orada? Abi gitmemiz lazım, kask alabilirsin. Ya gitmeyelim, gitmeyelim İbrahim ya. Gelmişken o kadar da gitmeyelim. Oha İbrahim nasıl çıkıyor? E ben burada nasıl çıkıyorum? Mantıken benim ayağımda kar ayakkabısı olmadığı için düşmem gerekiyor. Ama oyunda düşmüyorsun. Tabii olsun böyle şeyler. Arada da olsun. Abi bak dağın zirvesine çıktık galiba ha. Burası nerenin zirvesi? Efsane bir şey bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda İbrahim'le burada esir kaldık. Cidden esir kaldık ya. Yani kimse de yardım etmedi. Şu anda canımız epey az. Ama ne yapacağız bilmiyoruz. Yardım çağrısı çağırmamız lazım. Şu yardım çağrısına bakalım bir. Şimdi nasıl çağırıyoruz yardımı? Help diyoruz. Aşağı aramaya çıktı. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Yardım çağrısı çağırıyoruz ama kimse gelmiyor. Help mi? Yardım yok mu yardım? Arkadaşlar şurada telsizimiz falan var. Telsizimizle yardım çağırabiliyoruz ama ne kimse gelip gidiyor, ne kurtaranımız var, bir şeyimiz var ya. Olsun ama yine de bence güzel bir oyundu. Ben bayağı beğendim. Bunun ikinci serisini de çekmek istiyorum. O yüzden ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.